Günaydın. Cuma günü oldukça sert bir satışla kapandı. Özellikle Nasdaq tarafına baktığımızda çok kuvvetli bir satış olduğunu görüyoruz. Diğer taraflarda biraz daha dengeli bir durum var. Tabii Nasdaq'taki satış aslında görüyorsunuz daha önceki diplere yaklaştıran bir satış olduğunu. Kapanış bazında baktığımızda daha da tedirgin edici, rahatsız edici bir kapanış şeklinde. Şuradaki marjinal dipleri de net bir şekilde kırmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan beni biraz daha kaygılandıran, biraz sonra Japonya ile ilgili de paylaşacağım, bankacılık tarafında olan biten, özellikle de piyasanın negatif faizlerle ilgili beklentilerinden sonra duruma baktığımızda giderek bankacılığın baskı altında kalmaya başladığını görüyoruz veya daha da başka baskı altında kalacağını görüyoruz. Şurada tabi isterseniz şuradaki dibinden, isterseniz buradakinden ama görüyorsunuz yavaş yavaş yükseliş trendini test etmeye yaklaşan bir bankacılık endeksi var Amerika tarafında. Bunun Japonya tarafındaki resmine bakalım ki bir hafta geçti Japonya'da sonuç olarak alınan kararın üzerinden. Görüyorsunuz çok net bir şekilde geçtiğimiz Cuma gününden bu yana satıcılı bir seans izledi Japon bankacılık sektörü. Bunu quantitative easing'in veya Abenomics'in başladığı tarihe getire baktığımızda daha da tedirgin edici bir resim görüyoruz. Şurada gördüğümüz dipleri net bir şekilde kırmış durumda. Aşağı yukarı şuradaki seviyenin hemen üzerinde bugün bir dönüş yaptı. İlk seans daha eksideydik, toparlama yaptı ama bankacılık sektörünün 2015'ten bu yana net bir şekilde satış içinde olduğunu, son hareketten de yani eksi faiz konusundan da çok mutlu olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ve blogda da paylaşmıştım. Çok haksız da değiller bu konuda. Dolayısıyla parayı yaratan aslında çeviren sektörün böyle bir durum içinde olması atılan adımların da çok doğru olmadığını veya en azından çalışmayacağını düşündürüyor bana. Hafta içinde neler yapılabilir? Çünkü Fed için de eksi faize geçmesi konuşuluyor ama ben Fed'in o kadar aceleci olacağını zannetmiyorum. Başka bazı enstrümanlar var. Daha güzel dizayn edilebilecek bir paket var. O konu üzerinde yazmayı çalışacağım. Bu hafta biliyorsunuz Çin tarafında kapalı yeni yıl nedeniyle dün gelen rezervinde detaylı bir açıklama yaptım. Bu konuda çok fazla konuşmayacağım ama tabii ciddi anlamda baskı yaratan bir gelişme bu. Özellikle stoklarının, rezervlerinin düşünüldüğü kadar da kuvvetli olmadığı artık anlaşılıyor. Yani rakam, nominal rakam yüksek olabilir ama dönüp de baktığınızda diğer bazı indikatörlerle yani borç oranı, kısa vadeli borç oranından bahsediyorum, ticaret, parasal büyüklük vesaire ile koyduğunuzda öyle düşünüldüğü kadar kuvvetli bir rezerve sahip değil. Şurada isterseniz şu gelişmeye Yuan'la beraber bir bakalım. Buradaki görüntü aslında çok net. Yuan ters çevirdim. Onu aklınızda tutun lütfen. Rezervlerle beraber değer kazanıyor. Neden değer kazanıyor? Çok kolay aslında. Ticaret fazlası var. İhracatçı işlemini yapıyor. Daha sonra bunu dolara yatırmak, dolarda tutmak yerine yuana dönüyor. Dolarları Merkez Bankası'na, Merkez Bankası da yuanı ihracatçıya veriyor. Dolayısıyla zaman içinde şişen, giderek büyüyen bir rezerv vardı. Şimdi tam aksi bir durum söz konusu. Pazar günü çok detaylı olarak anlattım ne kadar yuan dolara dönüyor, aradaki makas nedir vesaire. Bunların üzerinden tekrar gitmeyeceğim ama rezervlerin düşmesi, özellikle 3 ve altına gelmesi durumunda bu Bank of China da kendisine şu soruyu soracaktır. Bu rezervleri bu savaş için mi kullanmak istiyorum çünkü yenileceğim veya başka bir yerde mi kullanırım? Şu anda aslında Yuan'ın hareket yönünden ziyade zamanlamasını tartışıyoruz. Yani hükümet bunu tabi isterse bir süre değerlendirebilir ama hükümet bunun gerçek anlamda trendini değiştiremez. Sadece zamanlaması ne zaman zayıflayacak, tek kalem halinde mi zayıflayacak aslında onu tartışıyoruz. Bugün Amerika tarafında baktığımızda önemli bir veri açıklaması yok. Şurada Cuma günkü verinin detaylarına zaten
çok giremedim ama cuma günkü mailimde paylaşmıştım. Özellikle baktığımızda geçici istihdam gibi veya uzun vadeli işsizlik gibi resesyonun öncü göstergelerinde henüz bir rahatsızlık görmüyoruz. O açıdan baktığımda pozitif olarak değerlendiriyorum. Tabii burada sabah da paylaştım. Aslında şurada görüyorsunuz işsizlik oranı uzun süre düşüyordu. Ama asıl gelişme her zaman için ücretlerin ne zamandan itibaren yukarı döndüğüdür. Zaten Fed'in kafasındaki Phillips Curve modelinde de veya o yaklaşımda diyeyim, birebir oranı takip ediyorlar mı çok emin değilim ama o yaklaşımda da zaten bir noktadan sonra ücretlerde artış başlayacağıydı. Şunu koyalım. Bunun gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. İsterseniz burada uzun vadeli işsizliği de koyabiliriz. Uzun vadeli işsizlik üzerinden gidenler de var çünkü. Görüyorsunuz uzun süre yatay giden ücret artışlarından sonraki orada da çok ciddi bir aslında düşüş oldu. Yani %10'lardan neredeyse %5.7, 5.5'lere girilen bir işsizlikten bahsediyoruz. Ücretlerde ciddi bir artış olmadı ama ne zaman ki belli bir seviye işte bu 5 olur, 5.5 olur bu tartışılan bir konu ama o seviye kırıldı. Ondan sonra ücretlerde bir momentum olmaya başladığını görüyoruz. Bu yeterli olacak mı Fed için? Çok agresif bir faiz arttırımını gerektirecek şekilde olmayacağı kesin. Ama Fed'in kafasında ne olduğunu anlayabilmemiz için bu önemli diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene sadece enflasyona bakarak faizin artmayacağını söyleyenler de bu noktayı kaçırıyordu. Hayır, Fed öyle bakmıyor. Gelecekteki enflasyonu yakalamaya çalışıyor. Doğru veya yanlışlığını tartışmıyorum. Bu açıdan baktığımızda Fed hala faizlerin artabileceğini düşünüyor diye bakıyorum. Hemen parite tarafına gelelim. Parite tarafı kuvvetli bir satış yedi gelen iyi veriyle beraber ama bunun yukarı hareketi kırdığından şimdilik emin değilim. Açıkçası 50 günlük ortalamanın altına gelmesi durumunda durum biraz daha dolar lehine dönecektir ama şu an için bunu söylemek erken olabilir diye düşünüyorum. Şurada hemen opsiyonlara bakalım. Opsiyonlar tarafında evet bir geri çekilme söz konusu ama şuradaki kuvvetli alımı nötralize eden bir geri çekilmeden bahsetmiyoruz. Yani biraz daha aşağıya gelmesi gerekiyor. Spread tarafı nasıl? Spread tarafında da hafif bir kapanma var ama aynı opsiyonlardaki gibi net bir şekilde Euro'nun aşağıya döndüğünü söylemiyor. Hala 1.12.50, 1.14'lerin açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha takipte olmamız gerekiyor. Euro dolar paritesini, Euro'yu shortlamadan önce. CFTC tarafında biraz gecikmeli olsa da pozisyonlara bir hemen göz atalım. Burada görüyorsunuz short pozisyonların azaltıldığı hemen göze çarpıyor. Kuvvetli bir şekilde kapatılmış. Aslında isterseniz önceki dönemlere veya kriz öncesindeki dönemlere oranla hala düşük seviyelerde yani daha yukarıya doğru da bir hareket görebiliriz. Bu da tabii 1.12.50, 1.14'lere bizi götürecektir. Yakından takip etmek gerekiyor. Japon yeni tarafına hemen gelelim. Aslında buradaki CFTC daha ilginç. Şunu önce bir biraz sıkıştıralım. 2012 şimdi yeniden şuradaki kritik seviyenin test edildiğini görüyoruz. Cuma günü yani önceki cuma günü yanlış anlaşılan piyasa tarafından hatalı değerlendirilen eksi faizlerden sonra hızlı bir şekilde tekrar geriye geldi. 200 günlük ortalamanın direncine çarparak geri geldi. Çok net bir şekilde bu seviyeler kırılırsa aslında 116'ların altına gelmesi durumunda şuraların altı zaten bir anda panik yaratacak veya momentum yaratarak satışların gelmesine neden olacak bir seviye. Buradan yukarı gitmesi aslında hisse senedi piyasalarının birazdan konuşuruz performansına bağlı. Eğer S&P 1860'ları kırmaz ve yukarıya doğru tekrar dönerse o zaman Boj'un ne yaptığından bağımsız olarak piyasa yukarıya doğru tekrar satışa geçecektir yen tarafında ama S&P tarafında 1800'lerin kırılması, 1740'ların yolunu açacağından dolayı muhtemelen yen tarafında da bir satışla eşlik edilecektir diye düşünüyorum. Çok fazla eksi faiz konusuna takılmamak lazım. Piyasa orada
tam olarak neye baktığından emin değil şu anda gibi gözüküyor fiyatlamalardan. CFTC tarafı ne oldu peki? Orada hemen önceki haftaki resme bir bakalım. Şurada görüyorsunuz. Çok update olmaması nedeniyle durumu çok güzel yansıtmıyor ama baktığımız zaman hızlı bir şekilde şortların kapatıldığını, geçtiğimiz haftada çok önemli bir hareket olmadığını görüyoruz. Aşağı yukarı 50 bin civarında bir artıdan, ki o seviyeler aslında en yüksek long seviyelere yakın. Dolayısıyla güzel bir satış işareti de orada verilmişti. Biraz daha yükselebilirdi tabii ama en yüksek seviyelere yakın hafif bir dönüş olduğunu görüyoruz. Bu tarafı biraz takip etmek gerekiyor hala. Ne kadar şorta geçilecek? Şurada gördüğünüz seviyeler Abenomics'in en kuvvetli olduğu veya oraya olan güvenin en kuvvetli olduğu dönemlerdi. Eksi faize rağmen benzer bir tepki gelmediğini not etmek gerekir diye düşünüyorum. Metaller tarafına gelelim. Altın gerçekten kuvvetli bir rally içinde. Gümüşle başlamakta fayda var. Çünkü gümüş önemli bir seviyeyi kırdı. Onun altına desteğinin de kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Şurada uzun süredir konuştuğumuz 14.50'ler, 14.60'ların net bir şekilde kırılmasıyla beraber yukarıya doğru döndü gibi gözüküyor. Buna paralel altında momentum kazandı. 200 günlük ortalamasının net bir şekilde üzerine çıktı. Cuma günü eksiye geçmesine rağmen tekrar toparlanmayı başardı. Dolayısıyla pozitif seyir hala devam ediyor. Ama şu biraz daha uzun vadeli baktığımızda alçalan tepelerin hala söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra olacaklar benim açımdan çok kritik. 1173-80 aralığında zorlanması gerekiyor. Ama 1200'leri geçerse o zaman daha farklı bir resimle karşı karşıya olduğumu, en azından altın negatif bakan birisi olarak kabul etmem gerekecek. Dolayısıyla bu seviyeleri çok ciddi anlamda önemsiyorum. Ana trend olarak baktığımızda, geçtiğimiz hafta ufak bir değişiklik oldu ama ana trend olarak baktığımızda hala altın pozitif bir rasyo olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı yine de altının yükselişinin geçici olduğu görüşünü koruyorum. Ama şuradaki altın hisselerinin çok kuvvetli performansını da göz ardı etmemek lazım. Burası özellikle altının ons fiyatıyla karşılaştırıldığında 250 dolara yakın olduğu dönemlerde, bakın neredeyse 2002 seviyelerindeyiz. Dolayısıyla altın long gitmeyi düşünenlerin belli bir ölçüde burada altın hisseleri de long gidebilir diye düşünüyorum. Ben hala altını takip etme, aşağıya döneceğini, bu yıl içinde yeni bir dip yapacağını düşündüğünden dolayı dokunmuyorum ama altın pozitif bakanlar açısından çok net bir şekilde buradaki tepeyi de geçti. Altın hisseleri diğer bir alternatif gibi gözüküyor. Tabii altından bahsederken aslında eksi faizlerin de veya eksi faiz beklentisinin de altına destek verdiğini unutmamak lazım. Şurada da Amerikan 10 yıllıklarını görüyorsunuz. 10 yıllıklardaki kuvvetli çözülme aslında altındaki yukarı hareketle eş zamanlı gelen bir gelişme. Ben buradaki çözülmenin biraz aşırıya kaçtığını düşünüyorum. Yani yukarıya doğru tekrar 1.96'lara, 97'lere doğru geri dönmesi lazım. Ama hisse senedi piyasasında elbette satış devam edecekse, 1860 kırılacaksa o zaman burada da 1.50'lere doğru bir geri çekilme olacaktır. Dolayısıyla hisse tarafını beraber bakmak lazım. Ama şunu da burada eklemem gerekiyor. Geçtiğimiz senelerde Çin Amerikan tahvillerini satarsa Amerika perişan olur düşüncesi vardı. 4 trilyondan 3 trilyona gerileyen bir Çin rezervi görüyoruz. Amerikan 10 yıllıklarının geldiği yer 2.20'lerden, 2.30'lardan 1.80'ler. Dolayısıyla çok da klasik gitmemek lazım. Ortam çok düşünüldüğü gibi bir noktada değil. Amerikan ekonomisi veya Amerika'nın merkezinde bulunduğu bu finansal sistem hala paniklerde, Amerika'nın lehine çalışan bir sistem. Bunu unutmamak gerekir.
Son olarak petrol tarafında söyleyecek aslında çok fazla bir şeyim yok. Günde %5'lik hareketler yaşanıyor. Ama en azından sanki 30'lar civarında şurada maliyetlenmeyi tercih eden bir yatırımcı grubu var gibi gözüküyor. Daha önce buradaki fonların aşırı pozisyonlarından bahsetmiştim. O aşırı pozisyonların kapanması aslında burada büyük ölçüde buna katkı sağlıyor. Şuradaki sıkışmanın nereye doğru koptuğuna bakmamız gerekecek. Şu an için benim bir fikrim yok. Genel olarak toplanacağız dedikleri zaman piyasa seviniyor, yukarıya doğru gidiyor. Ama ne zaman toplanacağımız belli değil. İleri bir vadede dediği zaman da piyasa aşağıya doğru geliyor. Hisselerin de yakinen burada tepki verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sıkışmanın hangi tarafa doğru kırıldığına bakarak hareket etmemiz gerekecek. Herkese iyi haftalar diliyorum.